guslu yemel cuma evet vel guslu yemel cuma aleyye fariza cuma günü boy alarak camiye gitmek bana farzdır size değil ama cuma günü bir mümin cuma günü bir mümin boy alır gıcır gıcır kirlerinden yıkanır efendim boy önün önünü temizleyeceksin evet güzelce yıkanacaksın tuvalete gideceksin kıbleye önün arkını dönmeyeceksin Tuvalete girerken sola yanla gireceksin, çıkarken sağ yanla gireceksin. İçeride dua okumayacaksın. Tuvalette dua okunmaz. Dışarıda okuyacaksın. Eûzu billahi minel hubzi vel haba'is. Habis şeytandan sana sığınıyorum. Dışarıda kapının dışında. Önün verirken kıbleye dönme. O işin göreceksin. Orada telefonla konuşuyorlar, bilmem problem çöziyor. Yok yok yok. Bu tuvalette olmaz. Banyoda da öyle. sol yandan gel sağdan çık. Önün arkana kıbleye dönme. Böyle çıktıktan sonra güzelce yıkandıktan sonra bir öksür. Yollarda bir şey kalmasın diye. Sağ elinde yıkanmak yok altını. Sol elinde yıkayacaksın. Sonra yıkayacaksın. Güzelce kurulanacaksın. Sağ ayağınla çıkacaksın tuvaletten, banyodan. Ondan sonra işte böyle e, banyo girip yine sol ayağınla gireceksin. Dışarıda besmele çekerek. Önün arkanı kıbleye dönmeyeceksin. E, ağzına üç defa su alacaksın. Burnuna üç defa su alacaksın, ondan sonra tam bir namaz abdesti alacaksın. Elinden başlayacaksın, ağzın, burnun, yüzün, kolların, başın, kulakların, ayakların tam bir namaz abdesti. Ondan sonra sağ omuzuna üç, üç, üç defa su dökeceksin, ovuşturacaksın. Sol omuzuna üç defa su dökeceksin, ondan sonra başına üç defa su dökeceksin. Göbeğinde şöyle parmağınla şey edeceksin, kuru yer kalmasın diye. Kulağını da böyle parmağınla şöyle çok fastırma, acıtma, su işlesin diye yoklayarak güzel güzelce abdest aldıktan sonra sağ ayağınla çıkacaksın ve ondan sonra kimseyle kavga etmeyeceksin. Cuma Cuma günü gusül abdestini söylüyorum. Ondan sonra yolda giderken biz çıksa komşunun şey yo yo kusura bakma camiye gidiyorum. Sonra konuşalım. İbadet yapıyorsunuz. Şeytan gönderir böyle. Senin sevabını yok etmek için Hanım bazen bağırır Şunu al gel şunu al gel şunu al gel Unutma ha falan diye Hiç kızma çünkü ibadet başladı Seni kızdırıp şeytan Böyle konuşturur Neticede sevabını elinden almak için Dükkat edip buna ibadet başladı Camiye giderken Böyle estağfurullah deyin La ilahe illallah deyin İçinizden söyleyin Sağa sola gözünüze bakmayın Elin ayıplarını görmeyin Aa adam penceresini, kerdesini unutmuş. İçinde adam baksana neler yapıyor. Sakın ha. İbadeti yapıyorsun mübarek adam. Önüne bak güzel kardeşim. Sağ sola bakma. Çıplak örtülmemiş kadınları görme. Evet sen de kadınsan erkeklere bakıp durma mesela. Ha, aa, böyle ibadet yapıyorsun çünkü. Caminin kapıdan girerken besmele çek sağ yanına gir. Caminin önünde namaz al daha 20 dakika var diye oturma konuşma mübarek adam camiye erkenden gelip de namazı bekleyen, sınırda bekleyen asker gibi sevap alır diyor Peygamberimiz. İçeride bir de okursan estağfurullah ile la, la. dersen o neler kazanırsın. Evet böyle cuma namazına gel ön sıraya gel hemen. Arkada oturuyorlar. Niye ön sıraya gelmiyorsun? Camiye ilk gelen ön sıraya ön sırada en çok sevap alınır. Evet sakın hutbedeyken amin bile deme. Amin demek de yasaktır. Tabi hatip dua edecek etsin devletimizi, milletimize, Müslümanlara. O etsin ama başka zaman dua ettiği zaman hoca amin de ama hutbe okunurken dua ettiğinde sakın amin deme dersen Cuma'nın faziletini kaçırırsın güzel kardeşim. Sen de diyorum kızdın sus dedin sen de kaybettin sen de kaybedersin selam verse almayacaksın Kur'an okumayacaksın Tesbih çekmeyeceksin hutbe sırasında. Ben görüyorum şak 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 tesbih çekiyor ham sofu. Hutbe dinlemek farzdır. Cuma günü iki rekat cuma namazı kılıyoruz. Farzı iki rekat. Halbuki öğlen namazı kılmıyoruz. Öğlen namazı dört rekat. İki rekatı nerede? Hutbedir işte. Sen böyle hutbeyi Namaz kılıyormuş gibi hiç sesini çıkarmadan böyle sükutle dinleyeceksin. Hoca dua etti. Etsin o ama sen amin demeyeceksin. Selam versene almayacaksın. Evet Kur'an okumayacaksın. Tesbih çekmeyeceksin. Hutbi böyle dinledikten sonra evet eğer Cuma'dan sonra yedi İhlas, yedi falak suresi, yedi nas suresi okursan evet öbür Cuma'ya kadar Allah seni İki tane muhafız melek görevlendirir. Her türlü kazadan beladan korur diye hadis-i şerif var efendim. Ben size duyuruyorum. Çıkarken de sol ayağınla çık. Çünkü camiler yeryüzünde en şerefliyelerdir. Her taraf Allah'ındır ama camiler en şereflidir. Camilerin en şerefli Kabe bire yüz bin kazandırıyor. Bedini münevvere bire bin kazandırıyor. Mescid-i Aksa bire beş yüz kazandırıyor. Ya bizim camiler de bire 27 kazandırıyor. Öyle çok şerefli yerden az şerefli yere çıktın mı? Sol ayakla çıkacaksın. Sakın eve gelirken dedikodu yapma. Çünkü gelip giderken Allah yoludur. Çanakkale'de savaşan Mehmetçik gibi Allah yolundasın. Ölsen şehit olursun. E, ölmezsen de çok kazanırsın. E i̇şte bunları dikkat ederek cumaya gidip gelirsen böyle e, çok kazanırsın. E, diyor ki cuma günü bana farz da size değil. Evet şimdi efendim ben memurum. Ben işçiyim. Cumaya giderken abdest alacak yerimiz yok. Tamam kardeşim. Tamam. Geceden yıkan ailenle birleşsen gece yıkansan yarın cuma diye aynı sevabı alırsın. Keza sabahleyin evden çıkarken e, cuma diye yıkanır. Sonra abdestin bozsan bile cuma diye yıkanırsan Aynı sevabı alırsın ama en güzeli emeklisin, başka işin yok. Boy abdestini aldıktan sonra kimseyle kavga etmeden, dedigo etmeden doğru camiye gitmek en güzeli bu. Ama memursan, işçiysen dediğin gibi evet bizim efendimiz, dedelerimiz çok güzel Müslümandı. Ben ırkçı değilim. Evet incelersiniz, görürsünüz tarihimi, tarihimizi. Mesela benim çocukluğumda biliyorum <laughs> düğünleri Cuma, perşembe iyi Cuma'yı bağlayan gece bitirirlerdi. Evet, salı başlardı akşam üzeri, çarşamba, perşembe akşam biterdi. Cuma günü eşiyle birleşsin, cuma kuslu olsun da günahları, on günün günahları silinsin diye. Bu adetti. Şimdi Avrupa'yı taklit ediyoruz, düğünleri pazara rastlatıyoruz. Yani bu düğünler olmaz, bu nikah olmaz demiyorum sakın ha, yanlış anlamam. Ama sünnet olan cuma günü Cuma günü işte hem de hanımı da yıkandırdığı için çift sevap alır diyor. Kitaplar öyle söylüyor. Ben de dini hükümlerini arz ediyorum böyle şeyler. Efendim Cuma güçlüğü bana farzı size değil. Evet böyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buna da çok önem verin. Evet e, bu cuma güçlüğü konusunda da size bunları arz ediyorum. Evet efendim.